arkadaşlar, selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Civilization 5'e kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. En son en yüksek zorluk seviyesinde ikinci şehrimizi kurmuştuk ve iki şehrimizi de geliştirmeye çalışıyorduk arkadaşlar. 3 adet hademimiz vardı. Bunlar bizim gelişimimiz için yeterli olacaktır ve yavaş yavaş nerede olduğumuzu keşfetmeye çalışıyorduk. Hatta burada görmüş olduğunuz gibi rehberlerimiz ortalıkta dolaşıyordu efendim, ama çok tehlikeli yerlerde dolaşıyorlardı. Aslında burası baktığınız zaman abi, coğrafi konum olarak hafiften bir tepelik gibi, yani saldıran tarafın avantajsız olacağı bir yer, ama buradakiler askerler değil de keşif birimleri olduğundan dolayı güvende değiliz maalesef ve üçüncü şehri kuracağımız yeri kafamızda oturtmaya çalışıyorduk. Biliyorsunuz iki şehrimizde çok güzel doğal kaynakların bulunduğu mekanda üçüncü şehrimi ben gemicilik teknolojisini araştırdıktan sonra karşı tarafa bir yere kurmak istiyorum. Çünkü burada baktığınız zaman çok yüksek kaynağa sahip herhangi bir yer yok. Şurada bir tane yine balık tutabileceğimiz alan mevcut görmüş olduğunuz gibi. Ama onun dışında bu aşağı kısımda çok büyük bir alan yok. Yani şehri buraya yapmak büyük oranda bize materyal kaybına sebebiyet verir. Bakalım abi, her şeyi yavaş yavaş halletmeye çalışacağız. Bu arada sizlerden de güzel bir beğeni bekliyorum arkadaşlar. Like atarak destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Malum en zor seviyede oynamak her baba yiğidin harcı değil. Ya gerçi dayak yiyeceğiz de çaktırmayın abi. Burada bir harabe keşfetmişiz. Harabe keşfetmemiz güzel bir şey. Gemicilik araştırmamız hala sürmekte. Benim koca kafam bir yere kapatıyor mu acaba? Hemen onu kontrol edeceğim. Yok, koca kafam bir yere kapatmıyor. Süper! O zaman devam edelim abi. Bu altın madenini falan işlemeye başlayalım yavaş yavaş. Gandhi de etrafı açmaya çalışıyor. Aslında Gandhi'den sınır geçiş anlaşması alırsam gerçekten çok rahatlayabilirim. Hop, 80 altın bulduk. Çok güzel. İyice 80 altın acı abi. Ya aslında yemeğe yönelmek yerine biraz markete mi yönersek acaba altın gelmesi açısından? O zaman şöyle bir şey yapalım. Şehirlerdeki fokusu altına yönlendirelim abi. Ama o zaman altına yönlendirirsek de burada artı 9 altın geliyor, lakin şehrin büyümesi çok duruyor. Şehrin büyümesinin çok durmasını istemiyorum. Food odaklı gittiğimiz zaman zaten bu şekildeymiş. Neyse bakalım, şehrin büyümesi durmasın abi, normal şekilde gitsin. Yeni bir araştırma öğrenebiliyoruz. Ben yolu araştıracağım abi, çünkü biliyorsunuz politikada da birbirine bağlı şehirlerin mutluluğunun artışını almıştık. Bu vesileyle bu iki şehri birbirine bağlayıp mutluluğunu arttırabilirim. Aynı zamanda birbirine ulaşım sürelerini de kısaltabilirim abi. Şöyle şunu araştıralım. İlerleyen turu atlayalım bakalım. Bu arada sanırsam hızlı konuştuğumdan mütevellit çok fazla nefesleniyorum abi. Sağlık olsun. Abo! Bunlar bizi yer bitirir. Bunlar bizi yer bitirir acı abi. Şu köşeye doğru geç. Sen burada böyle madenleri inşa et bakalım. Senin burada işin bitmiş. Burada niye market gözüküyor? Burada market gözükmesi gayet normal. Çünkü ekonomimizi arttırabileceğimiz bir şey yok. Artı sıfır altında kaldık yani. 281 birikmiş altınımız var. Şuraya 30 istiyor abi. Pek bir şey istemiyor. Hop hacı. Kilit değil, kilit değil anam, kilit değil. Normal fokus yapar mısınız abi? Normal fokus da bu şekilde değildi yahu. Normal fokusta da mı bu şekildeydi? Kafam beynim karıştı benim ya. Neyse. Hacı Tello, sen şuraya doğru ilerle bakayım, burada bir şeyler yaparsın. İnci mi istiyor Edirne? Ben sana inciyi nereden bulayım? İnci bulabilirim aslında sana. Bir Gandhi ile görüşelim de Hacı Tello, Gandhi. Gandhi ile zaten birlikte çalıştığımızı dünyaya duyurduk. Selamünaleyküm kanka, ne haber? Sende şey var mı? İnci var mı? Yok. Oğlum en kötü durumda olan ben miyim lan? Hacı bak, sana boya vereyim, bir tane de şundan vereyim. Bunların karşılığında bana ne verirsin? Varını yoğunu. Anladım, kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz, canımsın, canımsın. Canımsın, cansın kanki. Cansın, merak etme. 25 turluğuna heriften varını yoğunu aldım lan. İyi bari. İyi abi. Gayet iyi. Ekonomiyi falan canlandırdık. Yalnız Gandhi ile beni topla, ikimiz bir adam ediyoruz. Birleşip Voltron'u falan mı oluştursak acaba? Sevgili Edirne, sen de bir granary yapalım. Ha hacı abi, okçular onları haraslamış. İyi bari, oradan kurtulma şansımız var. Buraya da bir şeyler inşa ederiz şimdi. Next turn diyelim. Turumuzu atlayalım. Gemiciliği araştırdık aslında. Birimler acaba yere inebiliyor mu?
Gebertin şunları. Olmadı son vuruşu ben yaparım. Harikasınız Ece. Şuradaki hademeleri falan da kurtarsak hoş olabilirdi aslında ama benim buraya saldırmam demek net ölmem demek. O yüzden şu taraftan kaçıyorum abi. Ikın ıkın kaçıyorum. No market. -1'e düştük oğlum ya, market yapmamız lazım. Abi yazının icadı ile galiba, bu yazının icadı olması lazım, writing. Yazının icadı ile bir dev çağ atlayalım mı ya? Bir çağ atlayalım, öyle girişiriz abi diğer olaylara. Bu ne, çok geride kaldık. Gandhi oldu 176. Herif bizi ikiye katlayacak utanmasa. Birinci ile aramızda bir uçurum var zaten. Vay arkadaş, sizin yeminize suyunuza ne katıyorlarsa gayrı. Harbiden bilemedim yani. Hacitello oraya da şuraya da kamp yapılabilir ya. Tabi buralardan geçiş. Üf. Harbi çok zor olacak ya. Bir şey soracağım abi. Siz yere inebiliyor musunuz? Yani gemi özelliği falan var mı sizde? Onu nereden öğrenebilirim ki ben? Gerçi yoktur, zannetmiyorum. Hacı abi, Gandhi'den ben bir aha biriyle tanıştık. Merhaba Alexander, sende inci var mı babuş? Anladım. Senin ekonomi benden kötü durumda, hayrola? Neyse, görüşürüz kanki, görüşürüz. Sen de yakınlarda bir yerdesin o zaman, çok uzaklaşmış olamazsın. İstanbul'da ne yapabiliriz abi? Worker alabiliriz, Spearman alabiliriz. Ben bir tane daha okçu almak istiyorum. O aldığım okçuyu da Edirne şehrine yerleştireceğim. Bu sayede şurada görmüş olduğunuz adamlarımla daha rahat takılabileceğim. Şuradaki barbar kampını aşıp... Oğlum buraya niye şehir kurdun lan? Dakika bir, gol bir. Şuradaki barbar kampını aşıp Hindistan'ın arkasını görmek istiyorum çünkü. Neyse, next turn diyelim. Oradaki barbar kampını aşması zor olacak tabi ama ben ne yapacağımı biliyorum abi. Ben ne yapacağımı biliyorum. Tam olarak yapacağım şeyi de size aktarayım. Hacı abi, ben buraya zaten market yapmadım. Yok, buraya tarla yaptık. -2 oldu arkadaş. Gel de şuraya market falan bir şey yap ya. Ya da yol yap Babatillo. Yol yol. Yol yap hacı. Yol yap sen. Şehir devletinin mesajı var. Barbarların destroy edilmesini istiyor. Barbarları yenenle muhtemelen güzel bir dostluk kuracaktır kendileri. Ben askerlerimi şuradan yönlendireyim. Buradaki barbar kampını şu şekilde yenmeyi planlıyorum. Coğrafik konumlara baktığınız zaman arkadaşlar, burası ve burası tepelik. Buralar tepelik olduğundan dolayı barbarlar yukarı çıkıp saldırsa bile biz orada savunma konumunda bulunursak eğer onları çok rahat bir şekilde alt edebiliriz. Bu yüzden buraya doğru gitmeye çekinmiyorum. Ama çekindiğim şöyle bir nokta var. Adamlar böyle mızraklı asker falan bastılarsa işimiz sıkıntı o zaman. Ama hallederiz hacı. Her türlü hallederiz. Alırız akıllarını. Sıkıntı yok. Babacım şurada altın maltın var. Var ya, sırf bu altın ve mermer için geçip şuraya bir tane şehir kurasın var ha. Acaba böyle bir delilik yapsam mı? Altın var, mermer var. Başka ne var? Başka boşluk anasını satayım. Boş arazi buralar. Ne işe yarar ki? İlerle bakalım şuraya doğru. 3 turda şunu araştır. Turu atlayalım Babatillo. Kime karşı savaşmak istiyorsun be? La defol git ya. Oğlum ben Gandhi ile niye savaşayım? Dakika bir, gol bir, tövbe estağfurullah. Gandhi dibimde zaten, benim bir tane savaşçım, iki tane okçum var. Ne yapmamı bekliyorsun? Ben Gandhi'ye niye dalayım abi? Ne alıp veremediğim olacak Gandhi ile de Gandhi'ye dalacağım. Oo, hacı bir saniye. Buralar full engelli arazi abi. Buralar full engelli arazi. Hill, Forest ve Jungle'da daha iyi okçuluk yap. Çünkü buralar full belli yani. Buralar full sıkıntılı arazi. Yaptın mı hacı oraya sen şeyi? Yolu. Yapmış. Tam buradan götür yolu. Vallahi Baba Tillo, senin buraya yapabileceğin bir şey yok yani. İstanbul'da kütüphaneyi de inşa edelim. Buradan da şuraya ilerleyelim. Ay dur 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 bir saniye. Baba hareketi iptal et. Sen ne yapabilirsin? Hacı sen şuraya gelip bir market falan yapabilirsin ya. Ben sana güveniyorum. Hacı abi 35'e şuraya al. Gel şurada bir tane şey yap. Market yap. Karşı tarafa aşağı inebiliyor muyuz abi? İnemiyoruz galiba ya. Sınırları açalım. Sebep? No. No. Sana sınırları açmak gibi bir niyetim yok. Yani umurumda bile değilsin Yunanistan.
Umrunda bile değilsin dediğim adam birinci lan. Bakalım. Adamlar mızraklı ama biz coğrafik avantajdan dolayı onları yenebiliyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Oyun tamamen şeye bakıyor abi, incelemeye bakıyor. Eğer birazcık dikkatliysen, birazcık incelemene dikkat ediyorsan abi yaşadın. Hacı buraya da mı market yapsak bu şehre? Gerçi şu tarafa kurarız canım buğday arazisini. Yapıştır marketi gitsin ya. Baba bitir işini. Elemanların işini bitir hacı. Elemanların işini bitir. Maşallah adam, ben efsaneyim filmi çekti tek başına ya. Tek başına orduyu doğradı ya. Tabii ki buradan geri kaçıp adamlarımızı onarmayı bekleyeceğiz. Oo, Gandhi Yunanistan'a savaş... Abi vurma, abi vurma. Siz bataklıktasınız ama bataklıkta olduğunuz için benim ölmemem lazım. Öldük mü? Evet. Barbarlar öldürdü beni. Ve Golden Age'e geçmişiz. Ya hacı, ben bu barbarları döverek giremeyeceğim anlaşılan. Altın çağa da girdik. Ben bu barbarları döverek giremeyeceğim abi. Şunu mu araştırsam? Önce hangisini araştırmalıyım onu düşünüyorum ben şu an. Mutluluk açısından sorunum yok. Aslında araştırmalarımı hızlandıracak her türlü şeyi erkenden almam lazım. Gandhi. Gandhi. Oğlum ben Gandhi'ye niye dalayım ya? 347 puanı var yalnız Yunanistan. Kanka bir şey diyeceğim sana ya. Sınırları açalım mı? Allah razı olsun, Allah razı olsun. Vallahi yani şu sınırları açmasan karşı tarafı görmemize imkan yok hacı ya. İyi ki sınırları açtın, sağ olasın, eksik olma. Vallahi sınırları açmasan baba fingen şitraze ya. Babalara geleceğiz abi kendi sınırları açmasa. Araştıramayacağız ki mekanı. Hacı Tello, fili de ara bastın, fili fili. Oğlum ben daha iki tane okçu çıkardım, farkındasınız değil mi? Ben daha iki tane okçu çıkardım. Herif fil basmış, fil fil. Adam fil basmış usta. Adam fil basmış ya. Hacı azıcık insaf eder misin ya? Oğlum fil ne? Abi adam fil basmış. Normal savaşçıları var, filleri falan var. Adam fil basmış valla. Yunanistan'ın aklını oyup da Gandhi'ye savaş açsak yandık. Baba Gandhi karşıya da yerleşmiş ya. Oho, her şehrinde fili mili var oğlum bunun. Bizim şehirlerimizde ise iki tane okçu. Ay, ay. Hiç güleceğim yoktu. Hiç güleceğim yoktu. Abi o ne? Herif mancınık falan hazırlamış. Vallahi Gandhi bizi var ya. Biçerdi, biçerdi hacı, biçerdi. Gandhi bizi biçerdi abi. Böyle bir hani bir delilik edip savaş ilan etmeye falan kalksak Gandhi bizi biçerdi. Ve Gandhi bu haldeyse, bak Gandhi bu haldeyse en alt sıradaki adam, ben Yunanistan'ı tahmin etmek bile istemiyorum. Yunanistan'ı tahmin etmek bile istemiyorum. Muhtemelen ölümcüldür. Hacı her tarafa fil koymuşsun ama ya. Ne lan bu, her tarafa fil koymuşsun? İnemiyoruz mu aşağıya? Burada duvarlar yapalım, yapalım baba, duvarları mutlaka yapalım. Duvarları yapalım yoksa bizi duvar edecek bunlar. Hacı sen şu tarafa doğru bir ilerleyiver. Baba Tillo sen de buraya ilerleyiver. Sal hacı turu. Oğlum biz ne yapacağız lan, ne halt diyeceğiz biz lan? Abi biz ne halt diyeceğiz, vallahi babalara geldik. Selamun aleyküm, Sydney ile tanışmışız. Sydney'de o kadar mancılık ne arıyor? Abi danışmanımın ne dediği umurumda bile değil. Senin buraya market yapman lazım. Çünkü biz altın çağı atlattığımız andan itibaren sıkıntıya düşeceğiz ekonomik açıdan. Ama bu yoldan ticaret şeyi bağladığımızda, buranın işi bittiğinde ve biz buraya da yol açtığımızda birazcık rahatlayacağız. Ama ondan önce senin oraya market yapman lazım. Hacı abi bu ne? Oğlum biz ölmüşüz. Biz ölmüşüz abi. Ölmüşüz, arkamızdan ağlayanımız yok. Ölmüşüz de arkamızdan ağlayanımız yok. Ayol nerede olduğumu da bilmiyorum ki. Baba şurayı bir araştırsana sen ya. Şuraya doğru bir git. Yunanistan'la birbirine girmiş elemanlar. İyi, okey, okey. Yiyin birbiriniz abi, benlik sıkıntı yok.
Galiba bunu aldığımız zaman artık birimlerimiz suya inebilecek. Tam olarak emin olamasam da ben bunu almak istiyorum. Bak harika yapımına falan girişmedim farkındaysanız. Öyle bir şeye girişmedim bile. Çünkü öyle bir şey yapmam mümkün değil. Ben onu yapana kadar millet beni öldürür zaten. Hadi sen ne istiyorsun? Ya vallahi Babatillo, sizin hiçbirinizle iletişim kuramayacağım. Kusura bakmayın ya. Burada bak zaten hali hazırda bir savaş durumu söz konusu. Adamlar maşallah hoplit moplit basmış. Bizde iki tane okçu var. Ne halt diyeceğimiz belli değil abi. İyi ki savaş mavaş ilan etmedim. Savaş ilan etsem seri çok kısa sürecekti çünkü. Savaş ilan ettiğimi düşünsene baba. Bunlar beni yer bitirir ya. Bunlar beni yer bitirir abi. Puan farkı yavaş yavaş kapanıyor. Yani bu gidişte gelecek seneye puan farkı kapanmış olur. Bir saniyenizi rica edeceğim Hacı Tellolar. Okey. Okey, sıkıntı yok. Next turn babuş. Next turn. Vay anam vay. Adamlar 414 puan yaptı bile. Aa, burada mançınıklarla biri birbirini uçuruyor. Ama oralarda savaşlar oluyor. Ben çok mu geride kaldım ya? Ben oynamayı mı bilmiyorum abi? Hacı abi, şuran Yunanistan'ın toprakları mı? Burada Hindistan. Yunanistan tutup benim ağzımın ortasına vurma girişiminde bulunur mu? Gerçi niye öyle bir şey yapsın, değil mi? Sihir devletinin mesajı var. Barbarların yok edilmesini istiyorsun. Tamam, anladım da ben barbarlara şu an için bir şey yapamam. Barbarlardan çok uzaktayım farkındaysanız. İkisi de barbarların yok edilmesini istiyor ama Gandhi yok etsin lan. Adamın bir filine bakar abi. Gitsin Gandhi yok etsin. Ben o kadar güçlü müyüm ya? Ben o kadar güçlü müyüm Acitello? Gitsin Gandhi yok etsin. Zaten benim bu tur altın çağım bitiyor. Altın çağı bittikten sonra altın olarak eksiye düşeceğimden falan çekiniyorum. Ni hao. Wo shi Nü Huangdi Wu Zetian. Evet, Ni anladım. shuo Merhaba. zui qiu heping yi mou qiu Merhaba. zishen fa zhen. Bende Ren boya ve ren şu shang var. Bunun karşılığında duo bana ne ren ren. verebilirsin? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ Wo olun. de Sağ olun. pengjiao. Ni renwei zhe ge yaoqiu. Sağ olun sevgili Çin hanedanı. Hepiniz her ne kadar benden çok çok güçlü olsanız da anladığım kadarıyla ekonomik açıdan cortsunuz. Çünkü tabii o kadar fil basmak, o kadar o ordu bulundurmak falan yani ekonomik açıdan yorar insanı. Sizi de anlıyorum. Sizi de anlıyorum. Anlamıyorum desem yalan söylemiş olurum. Bunlar da Çinlileri. Hacı dayı, biz daha burayla şehri yeni bağladık. Adamlar çok ya, çok üst kulvarda bizden. Vallahi biz çok yabancı kaldık ya. Vallahi biz çok yabancı kaldık ya. Çok ezik kaldık abi yanlarında. Yanlarında çok ezik kaldık. Altın çağı bitti, sıfıra bindi altın. Altın çağı bitti, altın sıfıra bindi. Ben şuraya bir yere bir tane daha şehir yapayım abi. Şuradan 2-3 tane daha baharat alayım, millete satarım ya. Milletin çünkü mutluluk verecek kaynağı gerçekten çok az. Hem de ben birazcık da olsa yerleşmiş olurum. Ne yaparım? Tam şu köşeye mi kurulsam acaba? Ya tam şu köşeye kurulurum ya. Aşağıda da bir şeyim bulunmuş olur. Buradan da orayı bağlarım. Sonra diğer yerleri düşünürüz artık. Şu an için diğer yerleri düşünemiyorum maalesef. Ve gerçekten nerede olduğum konusunda birazcık ufak tefek bir fikrim var. Ya haritanın konumuna baktığın zaman ufak tefek bir fikrim var ama tam olarak ne söylesem yalan olur. Arkadaş, Yunanistan ne kadar hoplit basmış ya. Kanka Tello, merhaba. Merhaba, kusura bakma, topraklarından izinsiz geçiyorum ama senin için o kadar da sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İnşallah o kadar sıkıntı değildir. Ben bu adamları niye buraya yolladım ki? Ben bu adamları ta şuraya yollayacaktım. 32 tur mu? Ha, fil oraya geçti ya. Manyak mısınız lan? Manyak mısınız oğlum? Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Madem oradan atlayıp suya inecek, gelsin şuradan atlasın suya insin. Manyak mı bu adam ya? Yap hacı yap, tapınak mapınak bir şeyler yap. Biz bol bol bina yapıyoruz ya, hayırlısı bakalım. Biz bol bol bina yapıyoruz. Askerimiz yok. Askere bakacak ekonomimiz de yok aslında bakarsanız.
Hacı Venice, kusura bakma, izinsiz geçtim, farkındayım ama yani senden nasıl izin alacağımı bilmediğimden mütevellit böyle yaptım. Artık buralarda biz kafamıza göre dolanırız abi. Merhaba. Atları mı istiyorum? Piramidi vırtı zırtı mı istiyorum? Şunu mu istiyorum? Haritada bir demir ortaya çıkabilir mi? Haritada bir demir ortaya çıkabilir mi size zahmet? Haritada bir demir ortaya çıkarsa güzel olur. Sevgili Gandhi, sevgili Gandhi. Neden filini benim topraklarımın içerisine soktuğunu öğrenebilecek miyim acaba sevgili Gandhi? Ne, o filler ne arıyor benim topraklarımda ölen? Aa, Japonya. 武勇の誉れ高き儀殿にご挨拶を申し上げたく、さらに公正かつ公平な。Size büyük hayranlık duyduğumu belirtmek isterim gerçekten. Misal bunun karşılığında bana ne verirsiniz? 150 altın artı sınırlar mı? Tabi. Tabi 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 tabi. Peki research araştırması olur mu? Oha, bir de research araştırması yaptık Japonya ile. Heyt be, Japonya be, oley be. Çok severim Japonları. Çinlileri de seviyorum. Ya Çinlileri çok seviyorum denemezdi. Hani filmlerden falan filan, böyle Jackie Chan'ın filmlerinden falan, ne bileyim, sempatik geliyorlar. Hacı suya inebiliyoruz artık. Oley be, suya inebiliyoruz ya. Tamam abi, suya inebiliyorsak artık gerisi kolay, hallederiz bir şekilde. Suya inebiliyorsak gerisini hallederiz. Kardeş, seni sevmiyorum biliyor musun? Vallahi neden bilmiyorum ama seni sevmiyorum yani. O yüzden kıçını kaldırıp buradan gidebilirsin. Sevgili Pers İmparatoru. Nedense bilmiyorum yani, sana kanım ısınmıyor. Hacı müsaade eder misin, ben bir geçeyim şuradan ya. Ey maşallah. Adam orada kılıçlı adamlarını falan biriktirmiş, doğramaya hazırlanıyor. Ben diğer üçüncü şehir için şuradan aşağı doğru bir yol inşa etmeye başlayayım da, çünkü üçüncü şehrimi de kurmak istiyorum. Defol. Biraz fazla atar yapıyoruz gibi değil mi? Biraz fazla atar yapıyoruz gibi ama yapacak bir şey yok şu anda yani. Onlara sınırlarımı falan açmak istemiyorum abi. Onlara gerçekten sınırlarımı falan açmak isteyeceğim son şey. Bir şey diyeceğim Hacı abi. Buradan bölge almaya kalksak. 40 altın mı diyorsun sadece? Burayı alalım dayı. Burayı alalım kılık altına. Başka? Şuraya alalım 45 altına. Tamam, daha fazla altın harcamayalım. Bak Babatillo, yapacağımız çok fazla iş çıktı zaten. Şuradan atları almış olduk. Hacı ne olur şu fillerini çek şuradan ya. Sen niye orduyu buraya yiyorsun abi? Beni mi keseceksin, anlamadım ki. Eleman beni kesmek istiyor olabilir bu arada. Kanka niye ordunu buraya doğru yığdın? Sen bana savaş ilan edersen ben yok olurum ki. Harbiden ben yok olurum abi. Gandhi'nin ordusuna karşı koyamam ben şu an. Eyvah. Eyvah. Yemin ediyorum yoklara oynuyoruz ya. Ben yok olurum ki. Gandhi bana saldırırsa ben yok olurum abi. Ben öldüm. Ben bittim yani. Gandhi bana saldırdığı vakit ben bittim. Katapult yapmaktan ziyade şu şeyi öğrenelim de. Gandhi bana saldırırsa işler çok kötü gider ha. Yani çok kısa sürede biter seri yani. Ne Gandhi'nin saldırısını kaldırabilirim de başka birisinin saldırısını kaldırabilirim. Şu an gerçekten çok Jortingen Strasse bir durumdayım ya. Harbiden. Hacı gel de şuraya. Karşı tarafa bir tane gözcü falan yollamak istiyorum ben. Heh. Buradan gözcü çıkarmaya çalışsak kaç turda çıkıyor? 2 turda çıkıyor. Tamam. 2 turda gözcü çıksın, sonra geri kalan şeyleri hallederiz. Karşı tarafa bir gözcü yollamak istiyorum ben. Next turn. Ya Rio de Janeiro, oraya gelip de bak ben bu şeyimle, tamam mı? Bu halim. Abi bunlar, bu beni abluk altına falan alıp öldürecek galiba ya. Gandhi? Ben sana karşı yanlış bir şey yapmadım değil mi Gandhi? Hala dostuz değil mi kanka? Topraklarınızın bazılarında gözü kaldı falan derse çünkü çok kötü olacak, biliyorsunuz mu? Oğlum friendship olarak takılacağız diye birbirimize söz vermiştik hani. Japonya!
Merhaba canım, bir şey diyeceğim sana. Demant'tandı galiba o. Yok lan Demant tehdit, aman diyeyim. Hacı, Sinan. benim kankam olur musun? Sümane. Hayır mı? Senin canın sağ olsun be babuş. Senin... Sümeyo. Oğlum o nasıl bir ekonomi? İka no ken ni tsuite 200 altın mı? 200 altına veririm oğlum. Makoto ni arigatak donjiagemasuru. Adamla maşallah ekonomi varmış. Alexandra ne yaptı? Hacı, research araştırmasına gelir misin benimle? Tamam, kafa eğmen yeter. İyi, seninle research yaptığımız da iyi oldu. Birazcık para falan eksilerdi ama olsun. Gandhi! Gandhi, en yakın kankalarımdan biri sensin. Research araştırmasına gelir misin Gandhi'ciğim? Tamam, sağ olasın Gandhi, sağ olasın. Research araştırmaları yapalım elimizden geldiğince. Hani herkesten bilgi alalım, herkesten teknoloji alalım. Teknolojiyi hızlı bir şekilde araştıralım. Teknolojiyi hızlı bir şekilde araştırmamız sayesinde diğerlerine karşı olan hani diğerlerinin tam iki katı, bak Gandhi ile bile aramızda iki kat fark var. Diğerlerinin şu an bize karşı kurmuş olduğu ezici üstünlük, teknolojinin vereceği güçle birazcık azalabilir abi. Bu da bizim işimize gelir açıkçası. Hani teknoloji şu an onların ezici üstünlüğü var. Gandhi ile aramızdaki dostluk bildirgesi bitti. Ya şu an onların teknoloji alanında ezici üstün, teknoloji diyorum. Askeri alanda, her türlü alanda ezici üstünlükleri var. Bizim yaptığımız bu araştırma anlaşmalarındaki araştırmamızın hızlanması falan onların ezici üstünlüğünü bir nebze olsun aşağı çekecektir diye düşünüyorum. Siz burada ne yapıyorsunuz abi? Tarla falan değil ya. Lan ne tarla meraklısıymışsınız arkadaş. Al tarla yapalım. Oh, matematik falan 3 turda. Şunları 3 turda diyor abi. Hemen hızlı hızlı araştırmalarımızı yapalım. Bir yandan da save alıp bölümümüzü sonlandıralım arkadaşlar. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.